İstanbul hepimizin girişiminin düzenlediği Mediascop televizyonda düzenlediği şehir hepimizin programına e, Boğaziçi Üniversitesi'nden dört e, akademisyen olarak hoş e, geldik. Seyredenleri de hoş geldin diyerek e, başlayalım. E, dört fakülte olarak e, son zamanlarda özellikle fakültelerin e, büyük e, sorunlar yaşadığı. Boğaziçi'nde e, dört fakülte belki eğitimimizin, Boğaziçi Üniversitesi'nin eğitiminin bir masaysa dört ayağını oluşturuyor diyebiliriz. E, kısaca e, sizlere bu fakültelerin nasıl oluştuğunu bir kısaca anlatmak istiyoruz. Sonra da e, ne hale getirildiğinden de maalesef bahsetmek istiyoruz. E, bu bağlamda Endüstri e, Mühendisliği bölümünden e, Taner Bilgiç ile başlamak istiyoruz. Mühendislik Fakültesini bir dinlemek. Buyurun Taner. Teşekkürler Betül, çok sağ ol. Evet, mühendislik fakültesi, mühendislik okulu, üniversitenin en eski aslında lisans derecesinde eğitim veren okulu. 1910 yılında Robert Goleş lisans seviyesinde eğitim verecek bir birim kurmak istiyor. Mühendislik okulu diyor buna, bunun mühendislik alanında olmasını istiyor. Bir mühendislik bölümü kuruyor o zaman. ...atölyelerde uygulamalı eğitim ve öğrencilere iş imkanı sunmak istiyor bir taraftan da. O zaman için bu değişik bir yaklaşım, mühendislik eğitimine de öncü bir yaklaşım. Ve 1912 sonbaharında mühendislik bölümü inşaat, makine ve elektrik mühendisliği programlarıyla eğitime başlıyor... Madem konumuz şehir, küçük bir anekdot anlatayım. Tabii bu 1912'de binaların yapılması vesairesi sırasında... ...ilginç anılarını okuduğum bir kurucu dekanın, kurucu başkanın... ...Boğaz'da kılıç balığı yakalanıyormuş o zaman. Kılıç balığı yakalayan balıkçıların naraları gelirmiş geceleri inşaat sürerken. Bu program... Üç yıllık bir program olarak tasarlanıyor mühendislik programı. Neden üç yıllık diyeceksiniz? Robert Kolej'in dört yıllık kuvvetli lise eğitiminden gelen öğrenciler için bu süre mühendislik lisans derecesi almak için yeterli geliyor. Bu program çok başarılı oluyor. Başarılı olduk olunca İstanbul'daki diğer liselerden de talep olmaya başlıyor. Fakat bu öğrenciler İngilizce bilmiyorlar. Onlar için bir yıl İngilizce eğitim ile birlikte program süresi dört yıla çıkarılıyor. Ancak bu ek yıl öğrencilerin kendilerini sosyal ve beşeri bilimlerde de geliştirecekleri dersler almaları için kullanılıyor. Mühendislik öğrencileri fen, matematik ve sosyal beşeri bilim alanlarında temel bilimlerden aldıkları dersler... ...dolayısıyla en başından itibaren mühendislik eğitiminin önemli bir parçası oluyor bu kurumda. Evet. Sonra uzunca bir dönem geçiyor tabii. E, 912'den e, 1946'ya kadar e, bir zaman ki bu tahmin edeceğiniz gibi işte Balkan Savaşı, Birinci Dünya Savaşı, Cumhuriyet'in kuruluşu e, gibi safhalarda sürekli var olan bir mühendislik okulu ve e, mezunlarıyla çok derece başarılı bir e, mühendislik e, okulu e, oluyor. Robert Kolej'in e, okulu, mühendislik okulu. İlginç bir şekilde 1946'da bir eğitim reformuyla, yüksek öğretim reformuyla... ...Türk üniversiteleri idari ve akademik özelliği, o zamanın deyimiyle idari ve ilmi muhtariyete kavuşuyorlar. Rektörler ve dekanlar seçimle göreve gelmeye başlıyorlar. Dekanların tü, tüzellik kişilikleri var, ayrı bütçeleri var, üniversitelerde senatolar kuruluyor... E oysa henüz üniversite statüsünde olmayan Robert College biz Amerikan okulu olarak bir mütevelli heyeti ve onun atadığı rektör ile idare ediliyor bu dönemde. Ancak hiyerarşi yok derece kadar az. Kararlar doğal olarak ortak akılla e, alınıyor bu kurumda. E, 1950'lere geldiğimizde e, Amerika'nın güçlü mühendislik okulu e, MIT mezunların eğitimi sırasında en çok neden yararlandığını soruşturuyor. Ve anlıyor ki en çok sosyal ve beşeri bilim derslerini den yararlanıyor bu öğrenciler. Bunu fark edip kendi mühendislik programlarında bu derslerin oranını artırıyorlar. Robert College Mühendislik Okulu çok yakından takip ediyor MIT'yi çünkü birçok öğrencisi aslında orada, oradan öğretim üyeleri var. bunu derhal izleyip zaten doğal olarak yer verdiği temel bilimler derslerini programlarına iyice yerleştiriyor. E, 1956'da ilginç bir olay oluyor 300 mühendislik öğrencisi e, sevilen bir hocalarının sözleşmesinin uzatılmayarak görevine son verilmesini haksız buluyorlar ve orta sahada bugünün orta sahasında sessiz bir protesto gerçekleştiriyorlar sonuç alamayınca da bir hafta dersleri boykot ediyorlar e, bu da e, Boğaziçi Üniversitesi'nin ve Robert College tarihinin ilk boykotu olarak e, kayda geçiyor 1957'ye geldiğimizde Robert yüksek okul e, statüsü veriliyor. 1958'de kimya mühendisliği programı kuruluyor. Bu dördüncü e, mühendislik bölümü olmuş oluyor. Makine inşaat ve e, e, elektriğin yanı sıra. E, 1968'de o zamanın rektörü ve mütevelli heyeti mühendislik okul, okulu hocalarını kendi yöneticilerini seçme isteğiyle izin vermek zorunda kalıyor. Ee, ve Vedat Yerlici bir oy farkla bu seçimi kazanıyor ve mühendislik bölümünün ilk seçilmiş başkanı oluyor. Daha sonra da e, kurulacak olan mühendislik fakültesinde dekanlık yapacak ileride. E, önemli de olay tabii 1971'de Robert Kolej Yüksek Okulu'nun e, Boğaziçi, Boğaziçi Üniversitesi adını alarak bir e, kamu üniversitesine dönüşmesi oluyor. E, mühendislik okulu o zaman e, mühendislik fakültesi haline geliyor. 1973'te hemen iki yıl sonra ki Cumhuriyet'in kuruluşunun da 50. yılında denk geliyor. Endüstri Mühendisliği Bölümü de kuruluyor. Bu da 5 bölüm oluyor fakültedeki. E, lisans üstü seviyede ise biyomedikal, çevre ve deprem mühendisliği kuruluyor, devreye giriyor. Ki bunlar bugün bile e, Boğaziçi Üniversitesi'nde bir ara olarak organize olmuş durumdalar. 1975 yılında temel bilimler, o zaman temel bilimler fakültesi altında kurulan bilgisayar bilimi bölümü. 1982 yılında bilgisayar mühendisliği olarak mühendislik fakültesine katılıyor. Altıncı bölüm olarak ve fakülte bugünkü halini alıyor. Bazı Boğaziçi Üniversitesi mühendislik fakültesi programlarında fen edebiyat ve iktisadi ve idari bilimler fakültesinden zorunlu ve seçmeli dersler yer almaya bugün de devam ediyor. Ve bu programların hepsi e, uluslararası akademik akreditasyona sahip e, ...Mühendislik Fakültesi'ndeki 6 bölümünde lisans programı. Ee, mühendislik Fakültesi Boğaziçi Üniversitesi'nde tarihi boyunca... ...Türkiye'nin en iyi öğrencilerini tercih ettiği... E, ...111 yıllık geçmişiyle eğitim, araştırma ve topluma hizmet konularında... ...öncü bir fakülte bugün. E, dolayısıyla ben en azından burada fakülteyi anlatmak kısmında durayım. Belki son turda e, son... Duruma doğru, son duruma göre başka bir şeyler de söylemek isterim. Teşekkür ederim. <laughs> Çok teşekkürler e, Taneri. Ben de burada e, Fen Edebiyat Fakültesi'nin Matematik Bölümünde 35. yılına yani yolun yarısına giren e, bir taze üyesi olarak e, birazcık Fen Edebiyat Fakültesini e, anlatayım o zaman. E, Fen Edebiyat Fakültesi 1959 yılında e, fizik, kimya, matematik ve batı dilleri ve edebiyatları alanlarında e, lisans derecesi vermek üzere kurulmuş. E, aradan geçen 65 yılda Boğaziçi Üniversitesi'nin en büyük fakültesi e, haline geliyor. Batı dilleri ve edebiyatları, çeviri bilimi, dil bilimi, felsefe, fizik, kimya, matematik moleküler biyoloji ve genetik, sosyoloji, psikoloji, tarih, e, Türk dili ve edebiyatı bölümlerinde sadece lisans da değil, e, yüksek lisans ve e, doktora programları da açılıyor arada. E, Türkçe ve e, humanities dediğimiz e, dersleri koordine eden e, fakülte. Bu, bu çok önemli çünkü hem Türkçe, Türkçe dersleri açısından, e, Türk dili açısından hem de Genel kültür açısından e, mühendisler olsun, e, e, bütün bölümlere e, genel kültür veren bir e, hizmet e, ve servis e, görevi de yük, yüklenmiş durumda. E, Fen Edebiyat Fakültesi bölümlerine bağlı olarak... E, bağlı olarak e, 30 tane araştırma merkezimiz var. Bunların yarısı fen edebiyat bölümleriyle birlikte çalışan araştırma merkezi. Bunlara Uygar diyoruz. Ayrıca metin yazarlığı, film çalışmaları, sertifika programları gibi pek çok program da bizim fakültemiz tarafından yürütülüyor. Eğitim anlayışı olarak kampüs bütünlüğünü sistemini benimsemiş bir üniversitedeyiz. Ee, ve e, Fen Edebiyat Fakültesi kendi öğrencilerine verdiği derslerin yanı sıra diğer fakültelere verdiği derslerle önemli bir servis yükü taşıyor. Ee, bunun e, şöyle bir sayı verecek olursam, e, Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin toplam mezuniyet kredilerinin %30'unu, Fen Edebiyat Fakültesi veriyor. Eğitim Fakültesi'nin bazı bölümlerinde bu oran %50'ye kadar çıkıyor. Ee, yani e, <laughs> Fen Edebiyat Fakültesi'nin birlikte, e, fen ve edebiyat olarak birlikte e, okula verdiği hizmetin burada üzerinde durmak istiyorum. E, önemi açısından. E, bugün 150'ye yakın hocalar, 100... E, bir küsür araştırma görevlisi devamlı azaltıyorlar araştırma görevlilerimizi ee, ve e, 35 yabancı uyruklu sözleş, e, sözleşmeli öğretim elemanı vardı ama maalesef yabancı uyruklu sözleşmeli öğretim elemanlarımıza özel kötü muamele görüldüğü için şu anda son sayısı e, azalmış durumda. E, ben e, son gelen dekanı saymıyorum ama 14 tane dekanımız olmuş. Bunların çoğu... E, kurulduğundan beri ben 35 senedir ço çoğunluk dekan olarak yaşadım ve hepsi seçilmiş dekanlardı bunlardan biri Erdal saymak isterim Taner bir anekdot anlattı ben de küçük bir anekdot anlatayım boğaz içine geldiğimde işte bana da bir oda verildi biz odaları paylaşırız Peki yerimiz yoktur bir matematikçi arkadaşımın yanında işte basamı temizliyorum, bir formika, eski masa, temizlerken çekmeceden bir zarf çıktı, üzerinde Erdal niye gelmiş, ben de, Erdal Hoca o zaman Feza Gürsey'de çalışıyor. Ben de hep büyük bir belge buldum adınıza falan derdim. E, gülerdi. Yani bugün düşünüyorum <laughs> e, tabii herkes e, çıkacak herhangi bir zarfta kötü bir şey çıkmayacağının emniyetiyle e, orada unuttuğu bir zarfın bile önemi yoktu. E, dekanlar dekanlıklarını bitirdiği zaman e, masalarına döner e, kendi hocalıklarına devam derdi. Yani bu önemli bir rektörlerimiz de e, böyleydi. Ee, geç, çoğu e, Fakültesi'nin çoğu dekanı e, bir dakikam kaldı seni Taner bakıyorum saati arada senden fazla konuşmak istedim. Ee, dekanlarımızın e, çoğu aslında fen bölümlerindendi yani Erdal Hoca gibi fizikçi ve matematikçiler çok yaptı ama e, e, diğer yani daha az bölüm olduğumuz halde e, daha çok fen e, bölümleri idare etti e, en şanssız e, dekanımızı e, anmak isterim burada Çeviri bildiğim bölümümüzden çok kıymetli bir hocamızı e, ikna etmiştik dekan olsun diye. Ben de ikna edenler arasında olduğum için özlem belki. Ve e, yani bu fırsatla korumadığına bir kere daha özür dilemek isterim. Yaşadıklarından dolayı e, yok tarafından alınma şekli hukuksuzluklar hakkında. Yani buraya bir parantezi açmak zorundayım. E, Bizim fakültede mühendislik gibi sayısal, sözel, eşit ağırlık, dil alanlarında Türkiye'nin en yüksek puanlı öğrenci alan bölümlerine sahipti. Düş, düşmeye başlıyoruz. İşte biz de düşmememiz için neler yapmamız gerektiğini konuşuyoruz. E şimdilik ben de burada süremi aşmayayım. Taner'in bize tanıdığı süreden gideyim. Ee, e, başka şeyler ekleriz. Ee, Ünal e, sen belki e, senle devam edelim. Ünal e, İktisat Bölümü hocamız e, Ünal Zengin Oğuz. Sana sözü vereyim. Teşekkürler. E, bildiğiniz gibi Boğaziçi Üniversitesi tam 3 yıldır büyük bir e, kargaşanın içerisinde dışarıdan atanan rektörle başlayan ve bizim fakültemizde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi de Tam bu karmaşanın ortasında, özellikle son fakülte yeniden yapılandırma girişiminde birdenbire bir gece en azından bir gece boyunca en azından ortadan kaldırılmış olma tehlikesi yaşadı. Ee, çok şükür e, senato kararında o şimdilik değişmiş gözüküyor. Ben de kısaca e, e, Boğaziçi Üniversitesi'nin tarihi ve ekonomik açıdan en, e, akademik açıdan en köklü birimlerinden olan e, ve idari Bilimler Fakültesi'nin e, e, geçmişi hakkında nereden geldiği e, ve nereye gidebileceği hakkında bilgi vermeye çalışayım. Şu an e, tabii e, Türkiye'de e, iş idaresi, iktisat e, alanlarında, siyaset bilimi alanında tüm gençlerin girmek istedikleri e, e, en parlak öğrencileri alan bir fakülte... Ee, fakültenin geçmişi 1958 yılında Robert Kolej Okulu olarak ilk defa yüksek öğrenim bakımından e, tanınan e, Robert Kolej'in e, Kolej Yüksek e, e, iktisat ve e, İş İdaresi bölümüne kadar gidiyor. O sıralar üç tane bölümü var üniversitenin Taner'in e, anlattığı mühendislik e, temel bilimler bölümü Betül Betül'ün anlattığı. E, i̇ş idaresi ve ekonomi iktisat ve iş idaresi tam adıyla e, da e, üçüncü e, ayağa e, bunun altında e, e, iktisat ve sosyal bilimler diye ilginç bir şekilde bir e, şube var bir de iş idaresi şubesi var e, o zamanlar Türkiye'nin e, serbest piyasa ekonomisiyle e, e, ...deneyim yapmaya başladığı dönemler, 1950'lerden başlıyoruz. O zamanlara giden, e, Boğaziçi Üniversitesi'nin genel... E, ...bütün üniversitenin geri kalanıyla e, birlikte e, faaliyet gösteren e, e, bu fakültesi... E, ...üniversitenin tüm mezunlarına hizmet veriyor en baştan itibaren. Mühendisler, e, Taner'in de anlattığı gibi e, ve diğer bölümlerde... E, ...okuyan öğrenciler, üniversitenin genel felsefesine uy e, e, uygun bir şekilde... ...istedikleri dersleri alabiliyorlar ve bu Boğaziçi Üniversitesi'nin artık... ...başka üniversitelerin de örnek aldığı e, felsefesinin e, ortaya çıkmasına e, katkıda bulunuyor. E, İş İdaresi e, ve İktisat e, Bölümü yüksekokulun 1971 yılında Boğaziçi Üniversitesi e, olarak e, bir kamu üniversitesi... ...haline geldiğinde Robert Kolej... ...yüksekokulu... E, e, <laughs> İdari bilimler fakültesi... ...oluyor. E, İdari bilimler... E, ...fakültesi altında da... E, 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 ...ekonomi... ...ve sosyal... E, ...ekonomi, işletme... ...ve sosyal bilimler bölümleri... ...üç bölüm... E, ...oluyor... E, Ekonomi ve işletme zaten daha önceden gelen ama sosyal bilimler bölümleri de bütün üniversiteye servis dersleri olarak sosyoloji, psikoloji dersleri veren e, bir bölüm. Bu şekilde e, 1982'deki e, üniversite e, 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 üniversite kanununa kadar yani bugün bildiğimiz haliyle 2540 sayılı yok kanuna kadar bu şekilde devam ediyor... 1982'de yine iktisat e, e, işletme ve bu sefer de kamu yönetimi adını e, alan e, bir bölümle... ...o zamanki askeri e, e, idarenin e, e, tek tipleştirdiği üniversite tarzına sokulmaya çalışıyordu. E, kamu yönetimi bölümü tabii ki Boğaziçi Üniversitesi'nin daha önceki anlayışı çerçevesinde... Karşılık verebileceği bir bölüm değil. 1990'ların başında siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler bölümü adını alıyor ve bugünkü yapısına fakülte kap, e, kapılmış e, yapısını kazanmış oluyor. Yani işletme bölümü, ekonomi bölümü ve siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler bölümü. Üniversitenin içerisinde e, e, bütün bölümlere verdiği dersleriyle ve Üniversitenin genel e, interdisipliner e, yapısını yansıtan anlayışıyla e, oturan bir e, fakülte. Bugün baktığınızda e, Türkiye ekonomisinin hemen hemen bütün sektörlerinin öncü e, iş insanları... ...bankacılıktan tutun e, sanayiye, aynı zamanda son yıllarda kamu e, kamuda da e, görev alan e, e, mezunlarıyla... İki tane başbakan çıkarmış bir e, fakülte. E, bunlarla baktığınızda e, e, Türkiye'ye ve e, Türkiye ekonomisine e, hizmet etmiş bir fakülte olarak özetleyeyim ben de. İkinci turda da eklemek isteyeceklerim olacaktır tabii. Evet, i̇yi gidiyoruz. Altışar dakika <laughs> gayet düzenli. E, Ayşe senden de eğitim fakültesini rica edebilir miyiz? tabii teşekkür ederim herkese merhabalar. Ee, kısaca bir tarihçeye bakarsak Eğitim Fakültesi eee Kasım 1981'de çıkarılan 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu'na dayanarak e, kuruldu. 1982 yılında kuruldu. Kuruluşu e, bir KHK ile oldu. 20 Temmuz e, 1982'de Resmi Gazete'de yayınlanan 41 sayılı KHK ile kuruldu. Kurucu dekan e, Profesör Doktor Hikmet Sebüktekin'di. E, e, kendisi e, alanında çok e, saygın bir bilim insanıydı ve Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesiydi. E, Hikmet Sebüktekin e, kurucu dekandı ve ondan sonra e, kuruluş aşamasından sonra gelen tüm dekanların seçilmiş dekanlar olduğunu hatırlatmak isterim. E, Son dekanımız e, maalesef Boğaziçi Üniversitesi tarihinde bir kırılma noktası olarak geçen e, 19 Ocak 2022'de 3 fakültenin dekanının e, görevden alınması e, olayını hatırlıyoruz, hatırlıyoruz hepimiz. E, son seçilmiş dekanımız e, görevden alındı. E, yerine hemen e, rektör yardımcılarından biri vekâleten atandı. Ve bu e, atama sonrası Mart 2022'ye kadar rektör yardımcısı hem eğitim fakültesi dekanı hem rektör yardımcılığı e, şeyinden e, e, mükerrer oylar kullanmaya e, başladı, devam etti Senato'da. E, şimdi e, Mart e, 2022'de dışarıdan atanan bir dekan var bu dekan kendisini e, eğitim fakültesinin bir bölümüne e, profesör olarak e, kadroya atadı, atandı. E, ve bu da yetmedi. Aslında şu anda e, dışarıdan atanan e, ve eğitim fakültesi bölümlerinin onayı, bilgisi e, atama, yükseltme süreçleri ne uymayan e, 20'ye yakın ...kişi atanmış durumda. Bir, noktayın, bir noktanın altını çizmek isterim. Eğitim Fakültesi'nin 1980 darbesi sonrası kurulması... ...bir KHK ile kurulması ile... ...Şubat 2021'de Cumhurbaşkanı kararıyla... ...Boğaziçi'ne eklenen... ...Hukuk ve İletişim Fakültelerinin kuruluş şekilleri arasında... ...benzerlik kurmaya çalışanlar oldu. Bu... Bu benzetme çok talihsiz bir benzetme. Ee, 2021 yılında bir gecede açılan iki e, fakültenin e, kuruluş şeklini e, bu şekilde normalize etmek e, gerçekten çok vahim bir durum. 40 yıl önceki sıkı yönetim e, ortamından ve 2547 sayılı kanunun... E, ...yürürlüğe girmesinden sonrasında da olan e, yükseköğretim teşkilatlanmasından bahsediyoruz. Eğitim fakültesi e, böyle kuruldu. O bu o, bu iki süreç e, süreci benzetmek e, gerçekten talihsizlik e, olur. E, şunu da eklemek isterim, eğitim fakültesi e, kuruluş biçiminin e, ağırlığını yıllar boyu hep hissetti. Bu imajdan kurtulmak için diğer fakültelerde olduğu kadar, hatta bazen daha da fazla titizlenerek istihdam yapmaya çalıştı. O zamanlarda, fakültenin ilk kurulduğu zamanlarda, zaten bir kadrolaşma furyasından bahsetmek mümkün değildi. Yetişmiş eleman çok azdı. Akademik kadrolar bu kadar değersizleştirilmemişti. Şimdi isterseniz bu ilk tarihçeden sonra ben ara vereyim. Bilmiyorum süre var mı ama belki son seansta kendi fikirlerimi de, kendi düşüncelerimi de ifade etmek isterim. Teşekkür evet. ederim. Bence Ayşe'nin bıraktığı yerden biraz devam edebiliriz. Çünkü ben de Boğaziçi'ne 89'da geldiğimde, ee, askeri darbe ve yökün e, yaşattıklarını aşmaya çalışan bir üniversite bulmuştum. Tabii fazla da e, geçmişimde olmadığı için bu üniversitede ta, geçmişini de pek tanımıyordum. Ve e, orada e, yani çok e, eşit yani kimsenin rütbesinde birbirinin bilmediği, kimsenin birine hocam bile demediği bir ortama girdim. E ee, ve bana hep e, e, anlatıldığı nasıl aşıl aşmaya çalışıldı e, darbenin e, e, zararları. Ve bir miktar mesela çok önem verdikleri bir şey hocaların şuydu. Bizim dönem e, darbede biz üniversiteye polis sokmadık. Yani bu çok duyduğum bir laftı. E, Üniversite kampüsünde polis sokmadık askeri darbeden sonra. 3 senedir için kapısı ve içerisi tamamıyla bir polis ve güvenlik elemanıyla dolaşan bir halde bir takım arabaların gezindiği bir yer haline geldi. Askeri darbeyi açmış ve hatta bunu aşabilmek için yani kendi sistemine hatta uluslararası e, camiaya çıkmamız bile e, orna, ondan sonraki müthiş e, ayakta kalabilmek çabasıdır ve bir başarı hikayesidir boğaz içinde. E, şimdi son üç seneyi e, daha vahim görüyoruz hepimiz ve birazcık da paralel kuracağım. E, yani son zamanlarda da çok sık okuyoruz mesela e, 80 dönemi darbesini yaşamış e, Bağdurların o zaman bile daha çok hukuk vardı dediği bir döneme girdik. Ee, ve bugün biz bu dönemde bu hukukun yok olduğu dönemde komik bir şekilde yani hukuk fakültesi demek geliyor içimden yani bu dönemde e, kur, kuruldu bir hukuk fakültesi e, Türkiye'de hukuk konu yok olduğu bir dönemde e, bunu e, meşrulaştırmamız mümkün değil toplumun içine silmeyi mümkün değil e, belki Taner'den de gideyim tekrar yani bu konudaki eee e, Şimdi uğraştığımız darbeyle ayakta kalabilme çabamız hakkında belki e, biraz konuşuruz. Evet, e, hakikaten e, bir kurumsal kültüre e, otoriter bir müdahaleyle karşı karşıya son 3 yıldır. E, şimdi, basit bir örnek, benim e, de Edebiyat fakültesinin ikiye bölünmesi konusu. Şimdi bu konuda mühendislik fakültesine hiçbir görüş sorulmadı. Az önce anlattım yani mühendislik fakültesi öğrencilerinin en yoğun ders aldığı bir fakülteden bahsediyoruz. Ee, hiçbir görüş sorulmadı. Şimdi mühendisliğe tekrar geri döneyim. Mühendislik mezunlarının yani Boğaziçi Üniversitesi mühendislik, mühendislik bölümü mezunlarının toplum nezdinde bu kadar başarılı olmasında bu zaman içinde oya gibi işlenmiş akademik tasarımın şeyi çok önemli yeri. Ee, Boğaziçi Üniversitesi'nin farklı ve çok yönlü bir mühendis yetiştirdiği ve bunun mesela toplumda bir karşılığı olduğu çok aşikar. Ee, şimdi hiçbir görüş almadan, yapmadan bunu bozmaya kalkarsanız e, bunun karşılığı ne olur düşünmek gerekir. Çünkü üniversite dediğiniz şey bakın e, toplumla devlet arasında bir... It, bu e, mutabakatla kurulan bir kurumdur. Yani bunun toplum bacağı olduğunu unutmamak gerekir. Ee, şimdi tekrar döneyim bu e, görüş sorumlu meselesine. Mesela görüş sorumsaydı. Peredeviyat Fakültesi'nin bölünmesiyle ilgili ne düşünüyorsunuz diye. Ne olurdu? Doğrusu çok da bilemiyorum. Neden? E, 2021 yılında bizim de seçilmiş dekanımız görevden alındı. E, yerine seçim yapmamız istendi. E, üç aday belirledik seçim yaparak. Bu adayların yöke yollandığı ilan edildi. E, Yök atamayı yapmadı ve vekaleten atanan dekan iki yıl sonra yok tarafından asaleten atandı. E, şu anda da kendisi devam ediyor dekanlık görevine. Üstelik hem dekan hem de rektör yardımcısı şapkası var. Örneğin fakülte kurullarından e, kendi oyuyla geçen kararları rektör yardımcısı sıfatıyla reddedebiliyor. ...Senato'da iki oy birden kullanabiliyor. Yani e, şimdi bakın bunlar... E, ...111 yıllık geleneği olan... ...bir e, mühendislik okulunda... ...mühendislik fakültesinde olacak şeyler değil. E, demek ki... ...bir garabet var. Yani bu garabetin... E, ...bir kere bir adını koymak. E, bununla e, mücadele etmek için... ...hukuki yolların hepsine başvurduk zaten. Ama memlekette hukukun hukukun... E, ...durumunu da e, izliyoruz yakından. E, bu önemli, bu... Bunu Boğaziçi Üniversitesi çok kuvvetli atlatabilir ki atlatmış zamanında. Yani 160 yıllık bir kurumun neler yaşadığını düşünürseniz bir türlü atla, atla, badireyi atlatmış bir kurumdan söz ediyoruz. Gene öyle olacak. Bu da Boğaziçi Üniversitesi bileşenlerinin, öğrencilerinin, mezunlarının ve öğretim üyelerinin katkısı çok çok büyük olacak diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Ben de çok kısa Ünal'a sözü vermeden Fen Edebiyat Fakültesi'nin bölünmesi sırasındaki görüş şeyini söyledi Taner. Tabii ki böyle bir bütün bu hareketler hatta Ayşe'nin bahsettiği eğitim fakültesi kurulurken temel bilimlerdeki katkılar bütün hocaların girişimi yani herkes Mecburen kurulmuş olsa da o fakülteyi Boğaziçi'nin seviyesine getirmek için bütün fakülteler bir araya geldi. Ve e, bugün <laughs> gurur duyduğumuz e, bu dört fakülteyle ile karşınızdayız. E, şimdi e, bu Fen Edebiyat Fakültesi'nin 12 bölümüne görüş soruldu Ağustos ayında dekan. O zaman bir dekan vardı yine yükün e, e, atadığı bir dekan. 12 bölümünde ee, olumsuz görüş verdiği bilgisi bize geldi 12 bölümde hani bölünün diye bir öneri geliyor hayır bölünmemeliyiz diye bütün gerekçelerle en azından matematiğin yazdığını biliyorum neden bölünmememiz gerektiği hakkında son derece geçerli e, e, argümanlar verildikten sonra uyudu bu şey birkaç ay uyudu Ondan sonra e, dekan bir günde görevden alındı, bir, başka bir yere rektör atandı. Bakın bunlar normal olaylar değil yani böyle normalmiş gibi yapıyorduk, öyle bir şey olmaz. içine YÖK'ten bir kişi geliyor dışarıdan, e, bir sene kalıyor, ondan sonra başka bir yere rektör gidiyor. Yani e, emniyet müdürü atamıyoruz. E, valilikten İçişleri Bakanlığı ile çalış, çalışılmıyor yani bir üniversitede atamalar bu şekilde yapılamaz yani her üniversitenin kendi de söylediği toplumla e, e, devlet arasındaki mutabakattan bahsediyor yani bu şekilde kara kuşu alınamaz bugün bence Türkiye'de en büyük yaşadığımız ikilem bölünme tek akıl mı ortak akıl mı? Boğaziçi Üniversitesi ortak akılla hareket eden bir yer e, sözünü veriyorum Evet e, e, teşekkürler. Biraz önce e, Taner ortada bir garabet olduğunu e, söyledi. Gerçekten de öyle. E, aslında e, bu son fakülte e, yeniden yapılanmasında o da ortaya çıkan e, görüş alıp almama konularına bile gelebilecek noktada olmadığımız olmadığımızda e, açık. E, maalesef e, Boğaziçi Üniversitesi'ne el koymaya yönelik bir siyasi operasyon. ...sonucu bugün geldiğimiz noktada olduğumuz görülüyor. Yani Boğaziçi Üniversitesi'ne dışarıdan müdahale edip... ...var olan yapısını değiştirmeye yönelik bir yaklaşım var. Ki bu gerçekten çok işler acısı bir durum ve... ...ülke içinde çok büyük maliyetleri olan bir yaklaşım. Yani Boğaziçi'nin temsil ettiği özgür kendine güvenen dünyaya açık bireylerin e, yetiştiği ve bunlar aracılığıyla e, toplum üzerinde gerçekten etkisi olan bir kurum e, yok edilmeye e, çalışılıyor. E, baktığınız zaman e, mezunlarımız e, Türkiye'nin gerek sanayisinde gerekse iş dünyasında çok önemli yerlere gelmiş durumdalar ve bu hala devam ediyor. Bu bir kamu üniversitesi olarak son. E, ...1971 yılından bu yana gerçekleşen bir bir nokta. Ve hala bugün baktığınızda Türkiye'nin her köşesindeki öğrenciler... ...Boğaziçi Üniversitesi'ne gelmeye çalışıyor idi. Ve hala da bu devam ediyor. Bakınız Boğaziçi Üniversitesi'nde ne olduğunun ne kadar yakından takip edildiği... ...son fakülte reorganizasyonunda da ortaya çıktı. Öğrenciler birdenbire... Neyi kaybedecek olduklarını çok açık bir şekilde gördüler ve çok ciddi bir tepki verdiler. E, gerçekten de bu tepkinin daha da ileriye e, taşınması gerekiyor. Şimdi e, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, bakınız burasını kapatmaya karar veriyorsunuz. Şimdi e, yani Boğaziçi Üniversitesi daha önce de e, içerisinde e, Taner'in söylediği gibi ince ince işlenmiş e, organizasyonel değişiklikler yapmıştır. Bütün üniversiteler yapar ve de yapmalıdır. Boğaziçi Üniversitesi daha önce de e, fakülteleriyle ilgili ne yapması gerektiğini, e, birleşmeler olup olmayacağını e, değerlendirmiştir. Ama bakınız burası bir bakkal dükkanı olmadığı gibi e, gerçekten e, konuyu bilmeyen eğitim konusunda son derece e, eğitim ve üniversite sevk ve idaresi konusunda son derece beceriksiz ve bilgisiz bir yönetimin elinde olabiliyor. E, ...savrulduğu zaman ortaya... ...daha da garabet bir şey... ...çıkacak. Bunu... E, ...akılda e, bulundurmamız gerekiyor. Bugün e, İktisadi ve İdare... ...Fakültesi 2000'in üzerinde... ...şu anki öğrencisi... ...ve on binlerce mezunuyla... ...gerçekten Türkiye'de... ...iz bırakmış, marka değeri olan bir... ...kurumdur. Zannediyorum bunun dahi... ...farkında değil şu anki yönetim. Çünkü amaçları... ...daha iyi bir üniversite kurmak değil. E, şimdi... Bu çerçevede, bu fakültenin üniversitenin ne kadar e, e, bütün e, her tarafına nüfus ettiğini, bütün bölümlerden öğrencilerin buradan ders almak için sıraya e, 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 girdikleri. Bakınız, ben mühendislik okudum ilk önce Boğaziçi Üniversitesi'nde. Ben öğrenciyken o zaman da askeri darbe dönemiydi. O zamanki dönemi, o baskıları ben öğrenci olarak hatırlıyorum. Fakat tabii şu an karşılaştığımız garabet, askeri rejim altındaki günleri aratır hale geldi. O zaman bu şekilde üniversitede öğrencilere polis yoluyla ve ayrıca da tek adam rejimi çerçevesinde baskı yapılmıyordu. Tek adamdan kastım rektör. Rektör şu an karar alıp bütün fakülte karar aldığı aldığı kararlarında bütün fakülteler tarafından harfiyen yerinde getirilmesini bekliyor bunu ya, bu yapılmayınca e, çileden çıkıyor ve e, elindeki yetkilerle e, son derece e, drama, e, drama dramatik cezalar verebiliyor ben, beni geçen yıl bölüm başkanlığından alıp e, ...uzaklaştırmaları e, söz konusuydu. Taner arkadaşımızı... ...Üniversite Yönetim Kurulu üyeliğinden attılar. Şimdi bütün bunlar... ...bir üniversitede olacak şeyler... ...değil. E, bu... E, ...bu, e, bu e, saldırıya rağmen ben de... E, ...Boğaziçi Üniversitesi'nin... ...dayanacağını... ...ve... E, e, ...1971 yılından... ...bu yana bir kamu üniversitesi olarak... ...gerçek bir üniversiteye dönüşmüş olarak... Türkiye'nin gerçek bir değeri haline gelmiş bir kurum olarak yaşamaya devam edeceğini ne inanıyorum. Bunun için bizler şu anki öğrenciler, mezunlar, aileleri herkes elinden geleni yapıyor. Ee, hukuk çerçevesinde mücadelemizi vermeye devam edeceğiz. Maalesef şu an hukuk yeterli değil. Dolayısıyla tüm toplumun desteğine ihtiyacımız var. Ee, bunun da e, er ya da geç anlaşılacağını e, umuyorum. Teşekkürler. Ayşe bir daha kendi düşüncelerimi söylerim dedin. <laughs> Sabırsızlıkla bekliyoruz. Evet, teşekkür ederim. Tekrar e, ben de 1988'den beri bu kurumdayım. Bir 5-6 yıllık e, doktora arasından sonra e, bu sayede hem lisans hem yüksek lisans öğrencisi olarak hem öğretim üyesi olarak üniversitenin tüm e, işleyişini, tüm faaliyet alanlarındaki e, etik değerlere sarılışını, kültürünü e, yakından, yani titizliğini, e, idari personelden akademik personele kadar e, herkesin bu kuruma nasıl sahip çıktığına, e, şahit ve sizler de tabii... ...paylaştığınız kendi görüşlerinizi bu e, buna şahit olmuş biriyim. E, bu nedenle son üç yılda olanları e, izlemek onun e, Ondan etkilenmemek tabii mümkün değil. Gerçekten büyük bir üzüntü ve yıpranmışlık var hepimizde. Yönetim Boğaziçi Üniversitesi'nin şu ana yani 3 yıl öncesi ne kadar olan başarısı üniversitenin yönetişim biçiminin ve etik değerlerinin bir parçasıydı. Yani akademide başarılı olabilmeniz için o kurumun iyi yönetilmesi lazım. Şimdi nasıl hissediyorum? Şimdi o kadar çok yüküm arttı ki, bir tekil kişi olarak konuşayım. Sürecin, bütün oturmuş süreçlerin alt üst edilmesi nedeniyle yükümüz arttı. İdari işler de yürümüyor. Yıllardır sorunsuz yürüyen işler yürümez hale geldi. Bu, bu çok yorucu ve buna rağmen direnmeye devam ediyoruz. Daha fazla çalışmamız gerekiyor, olduğundan da fazla. Çünkü yönetimin eksikliklerini kapatma durumundayız. Öğrencilere bunu hissettirmemek için ben açıkçası son 3 yıldır daha fazla mesai yapıyorum ve bu çok yorucu bir durum. Bir de şunu söylemek isterim. Ee, dediğim gibi e, bunca senedir burada e, üniversitede e, görevliyiz e, e, çeşitli boyutlarda katkı vermiş e, kişileriz üniversiteye e, son rektörlüğün vizyon toplantısına bir iki laf etmek isterim e, korkunuzdan ...kampüste öğrenci alamıyorsanız... ...öğretim üyesi, bir iki öğretim üyesinin kampüse girmesi sizi ürkütüyorsa... ...sizin o kurum için herhangi bir vizyonunuz olamaz. Ee, bir vizyon, bir kurum için bir vizyon tesis etmek için... ...o kurumun kültürünü, değerlerini, etik değerlerini... E, ...vizyonunu anlamış olmanız, benimsemiş olmanız gerekir. O nedenle e, o organizasyonun... E, Sahteliği beni gerçekten çok yaraladı. Ee, o vizyonun e, e, olabilirliğine inanan e, birileri var mı bilmiyorum ama e, bunu da kamuoyuyla paylaşmak istedim. Davet edilenlerden biri değildim. E, davet edilmemiş olmaya da sevinir durumdayım. E, bunu da paylaşmış olayım. Teşekkür ederim. Ee, belki bu, bu e, <laughs> vizyon konferansı denen şeyle kapatmakta bir anlam e, olabilir. Çünkü bu tam e, düşünen şehir, düşünen üniversite e, konferansını e, bizim e, üniversitemizin bir merkezinin başlattığı e, e, ve üniversitede yapmaya çalışıp e, e, mekan için izin aldığımızda merkezin senat hoca kapatıldığı bir yerde yaşıyoruz. E, fakat biz bu Düşünen Şehir Konferansı'nı buradaki herkesin bildiği gibi yaptık. Kapıdan giremeyen emekli hocalarımız gelebildi, öğrencilerimiz gelebildi. E, yani e, düşünmemizi önleyemedi kimse, kimse düşünmemizi önleyemeyecek. E, e, ve Ünal'ın bahsettiği e, tek adam sistemi üniversitede yürüyemez. E, e, yani bir, biraz vakit çalarlar ama e, üniversiteye e, kalıcı bir zarar veremezler. Devam edeceğiz mücadeleye. Belki bir daha bir şey söylemek isteyen var mı bilmiyorum. E, müsaade edersen bir, bir iki cümle ekleyebilir miyim? Şimdi düşünen şehir konferansını üniversitenin meşru öğretim üyeleri düzenledi. Bakınız bir yerleri yönetebilmek, bir yerde etkiniz olabilmesi için öncelikle yönetilenler nezdinde ve genel kamuoyu nezdinde meşruiyetiniz olacak. Maalesef bu yönetimin meşruiyeti en baştan itibaren yok. Zaten bu e, sorunla malul bir yönetimin herhangi bir şey yapabilmesi mümkün değil. Üstüne de ayrıca gerçekten ee, üniversite yönetimi konusunda bilgisizlik de eklenince ortaya Taner'in de bahsettiği garabet çıkıyor. Şu an o garabetle karşı karşıyayız. Ee, bu yönetimin e, yapacağı herhangi bir yeniden yapılanmanın, bir vizyon arayışının bir anlamı olmayacağı son derece açık. Evet ve... E e, maaşlarını alıp dikilip duruyorlar <laughs> diye e, algı operasyonlarına rağmen toplumun ruhen e, nasıl bizi desteklediğini biliyoruz. E, yakında da duyacağız, o, e, ortak akıl platformunun e, binlerce imzası yakında e, çıkacak. E, toplum bunu kabul etmiyor, Üniversiteler olarak biz kabul etmiyoruz, kabul etmeyeceğiz. Kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz.